Bahar, ben ablanın doktoruyum biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Ona ne kadar iyi geldiğinizi gördüm. O yüzden buradayım. Ama bu hiç etik değil. Yani aynı aileden iki kişiye terapi yapamam. Levent Bey, çok kötüyüm. Yeniden canıma kıymaya denemekten korkuyorum. Ne olur bana yardım edin, ne olur. Bahar. Bahar. Şey, mendiliniz var mı acaba? Tabii. Teşekkürler. Ağlama. Bu seferlik seansı yapalım ama sonrasında seni başka bir hekim arkadaşıma yönlendireceğim, olur mu? Hemen geliyorum. Çok yıprandım. Çok zor günler geçirdim. Ablam bize ihanet etti diye çok ezildim. Ama şimdi çok mutluyum. Kuzey ile evlendim. Onu çok seviyorum. Ama çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Seni korkutan tam olarak ne Bahar? Neyden korkuyorsun? Onu kaybetmekten. Ama birini kaybetmekten korkuyorsan aslında hiçbir zaman senin olmamıştır ki. Bir de yanlış yaptım yani, öyle mi? Bu hayatı boşuna yaşadım. Ya evliliğim bile ablamın gölgesinde mi olacak? O benden daha güzel. Benden daha zeki. O benden hep daha güçlüydü. Ya biliyor musunuz? Kalbi bile hep benden daha iyiydi. Ama ben bir şey başardım. Kuzey'le evlendim. Çok seviyorum. Onu kaybetmemek için her şeyi yaparım. Her şeyi. Belli ki Sıla senin için büyük bir travma. Peki sen bu travmayı alt etmek için ne kadar ileri gidebilirsin? Levent Bey. Ben onu çok seviyorum. Hem de çok. Ben kötü biri değilim. Aşkına sahip çıkmaya çalışan bir kadınım sadece. Kusura bakmayın Levent Bey. Hastanın şoföründen çok acil bir şey istemiş. Onu getirdim. Çok acil denince ben de girdim. Ben izin vermeden girme içeri. Peki nasıl isterseniz efendim. İlacımın saati geçmemesi gerekiyor da. Sen geç, ben geliyorum. Efendim anne. Alo. Kız Bahar, neredesin? Levent Bey'in yanındayım. Aa, senin ne işin var orada? Artık işleri ele aldım anne. Ne demek şimdi bu? Ne işiymiş? Sıla'dan kurtulma işi. Bana bak, o Levent Sıla'ya aşık. Bir şey olursa Sıla'nın arkasında durur. Senin ne işin var Levent'le? İyi ya, benim için daha iyi. Kız nesi iyi bunun? Göreceksin anne. Göreceksin. Bahar. Alo. Alo Bahar. Allah Allah. Levent Bey. Ben... Gerçekten kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ne olur yardım edin bana. Bahar, otur şöyle. Çok yıprandım. Çok ezildim. Annemin isteklerinden, her şeyden yoruldum. O beni Kuzey'le zengin diye evlenmemi istedi. Ama ben öyle değil. Peki Kuzey senin için ne ifade ediyor? Güven. Hani çocukken çok sevdiğim bir ana dair bir koku duyarsın ya. Ya
ya da sevdiğin bir şarkı çalınca güven hissedersin. Sizde de oldu mu? Bazen olur. İşte Kuzey benim için o şarkı, o güven demek. Nasıl yani, biraz açar mısınız? Ben hep ezildim. Durakta, okulda, sokakta, mağazada, her yerde ezildim. Biri hakkını yerse sesini çıkartamazsın. Çünkü o senden güçlüdür. Senin gibi gariban değildir. Okulda hep arka sıradasındır. Müstamerede sana şiir bile okutmazlar. Çünkü hep forman birilerinin eskisidir. Görünmeni asla istemezler. Peki bu o zamanlar sana nasıl hissettirdi? Görünmez. Görünmez hissettirirdi. Göründüğünde de saklanması gereken. Sanki utanılacak bir şeymiş gibi. Peki şimdi? Şimdi Kuzey'in karısıyım. Onun yanında güvendeyim. Onun karısı olduğum için herkes saygı duyuyor bana. Kimse beni hor görmüyor. Bu değeri sana sadece sen olduğun için vermeleri gerekiyor. Farkındasın değil mi? O zaman niye olmadı? Ha? Bugüne kadar niye olmadı o zaman? İyi misin Bahar? Hadi kalk, gel. Evet. Kendimi güvende hissetmeye ihtiyacım var. Hissedeceksin ama böyle başkalarına güvenerek olmaz. Öncelikle kendine güvenmen gerekiyor. Nasıl yapacağım peki? Nasıl iyi hissedeceğim? Öncelikle iyi olacağına inanacaksın. Sonra kendine güveneceksin. Bana kendine güvenmeyi, daha iyi olmayı, kendine iyi hissetmeyi öğretir misin? Elimden geleni yaparım. O zaman daha iyi olacak mıyım peki? Yani önemli bir adım atmış olacaksın, evet. Sevilmeye çok ihtiyacım var. Ben gideyim. Bahar, dur. Tamam. Siz beni nasıl öpersiniz ya? Siz bana bunu nasıl yaparsınız? Ne diyorsun ya, ne öpmesi? Ya siz benim doktorumsunuz, siz beni nasıl öpersiniz? Bahar! Bahar, dur! Bahar! Alo? Hah. Bahar. Ne yaptın, bir anlat bakalım, merak ettim. Anne, elimde öyle bir şey var ki. Sıla'dan kurtulduk. Ne var kız elinde? Nasıl kurtulduk Sıla'dan? Doktor Levent Bey kariyerini kurtarmak için bana muhtaç. Ya Sıla ile evlenir ya da kariyerinden vazgeçer. Bahar! Bahar!